kadın! Kendine gel, ne yapıyorsun? Ne yapayım? Çok sıkıldım. Hiçbir şey yok. İnsanlar da gelmiyor. Eskiden en azından uzaktan bakıp onların dedikodusunu yapıyordum. Şimdi yapacak hiçbir şey yok. Neden gelmiyorlar ki insanlar? Tamam, onları bizi görmesin ama biz onları görelim. Ne olur. Kendine gel dedim. Ayrıca ben insanların neden gelmediğini biliyorum. Neden? Duyduğuma göre Kartomi adında bir canavar insanları gıdıklayıp güldürerek zamanlarını çalıyormuş. Kartomi mi? Evet. Ya kocaman parmakları varmış. Gıdı. Ay. Ve gıdıkladığı herkes Kartomi'ye dönüşüp elleri büyüyormuş. Saçmalıyorsun Çırça. Öyle şey olmaz. Saçmalamıyorum. Ayrıca çocuklardan bulaşıyormuş. O kadar mı ya? Ya o yüzden buralara bir çocuk yaklaşırsa hemen kaçıp bana haber verin. Verin ki ben de kaçayım, tamam mı? Tamam. Şimdi bak, şimdi uçuyorsun. Dur. Ne yapıyorsun? Uç dedin ya. Şimdi mi dedim? sözümü bitirmedim. Uç ve Kral Gurgur dahil herkese haber ver. Bir çocuk görürlerse yaklaşmasınlar. Emredersiniz komutanım. Herkes yuvasında kalsın. Uçuyorum. Nerelere geldim ben ya? Buraları da hiç bilmiyorum. Ama ne güzel çiçekler var etrafta. İnsanlar neden gelmemişler ki bu taraflara? Yoksa pandemiden mi korkuyorlar? İşte bir insan yavrusu. Ne zamandır bunlardan görmüyordum. Yanına gitsem korkar mı acaba benden? Yok ya, neden korksun ki? Dişlerimden korkar mı acaba? Yok be, insanlar bizim gibi dış görünüşe çok önem vermezler bence. Merhaba. Korkuttun mu yoksa? Özür dilerim ama ne yapayım, benim dişlerim böyle. Yok canım, korkmadım. Sen öyle birden seslenince hem dişlerin de çok güzel. Gerçekten mi? Evet, eminim her gün fırçalıyorsundur. Tabii ki, günde en az 3 kere. Hatta bol bol havuç yiyorum. Senin adın ne? Benim adım Aşi. Yani sevdiklerim öyle derler. Sen de diyebilirsin. Merhaba Aşi. Benim adım da Mışmış. Saftirik Mışmış. Komutanım! Yandık, bittik, mahvolduk. Sirenleri çalayım mı? Hayvanları sağa sola kaçırsın mı? Ağlayayım mı ben? Üzüleyim mi şimdi? Dur bakalım kaptan, dur! Hemen ortalığı belbeleye verme. Sakin ol. Ne ağlaması? Baksana kaptanım. Baksana. İnsan yavrusu ile Saftirik. Allah bilir kaç kere gıdıkladı Saftirik'i. Aman Saftirik'im. Canlar Saftirik'im. Azıcık sabretseydin ya. Oy. Kaptan. Sus biraz. Dinleyelim bakalım. Ne güzel tüylerin var senin öyle. Biraz dokunabilir miyim? Tabii ama yavaş biraz. Ben biraz gıdıklanıyorum da. Ne oluyor ya bu? Ne yapıyorsunuz siz? Saftirik, sen bilmezsin. Sen safsın. Ayrıca hiçbir şeyden haberin yok. Kantomi o. Kantomi. Gıdıklayarak zarar veriyor hayvanlara. Evet Saftirik. Garip ama kaptan doğru söylüyor. Yahu ne saçmalıyorsunuz? Olur mu öyle şey? Ayrıca Işık çok iyi bir insan yavrusu. Neden böyle bir şey yapsın ki? Bir dakika. Siz Kartomi mi dediniz? Evet, Kartomi. Pandemi olmasın o. Pandemi ne ya? Kartomi o. Hem sen komutanımdan daha mı iyi bileceksin? Gıcık insan. Anladım ben sizi. Biri size bir şaka yapmış. Bakın, onun adı Pandemi. Ne? Ayrıca gıdıklamıyor. Daha kötü yapıyor insanı. Çünkü insanlar kendilerine dikkat etmedikleri gibi
kimseye dikkat etmiyorlar. Neymiş bu pandemi peki? Pandemi çok kötü bir şey. Bir mikrop. İnsanları ailelerinden ayırıyor. Çünkü uyulması gereken kurallara kimse uymuyor. Halbuki çok basit. Aa, nasıl yani? İnsanlar ailelerini korumak için kurallara uymuyorlar mı? Peki insanları sevmiyor mu? Neden böyle yapıyorlar? Seviyorlar tabii ki. Ama anlayamıyorlar bir türlü. Kendi başlarına gelmez sanıyorlar. Özellikle gençler ve çocuklar. Halbuki çok basit. İnsan aralarında biraz mesafe bıraksa, kalabildikleri kadar evde kalsa, alışveriş yaparken maske takıp el temizliklerine çok dikkat etseler, anneler, babalar çocuklarından ayrılmak zorunda kalmayacaklar. Biz de takalım maske, biz de aramıza mesafe bırakalım, yuvalarımızdan çıkmayalım o zaman. İşte orada size bir müjdem var. Hayvanlara bulaşmıyor. Siz rahat rahat takılabilirsiniz. Ama maalesef biz arkadaşlarımıza bile sarılamayız. Peki o zaman sen de bize sarılırsın. Olmaz mı? Hadi gel üstüne. O tilki Curcan'ın anlattıklarının hesabı nasıl sorulacak? Sen hiç merak etme kaptan. Eğer Aşi de bize yardım ederse ona bir ders verebiliriz. Hadi Aşi, hem biraz eğlenmiş oluruz. Hadi Aşi, lütfen kalk. Peki, siz öyle istiyorsanız hadi bakalım. Ya bu kurbağalar çok acayipler. Üstlerini hafifçe bastırınca zıplıyorlar. Ben de sürekli onları kovalıyorum. Hele ceylanlar. Nasıl korkuttum onları geçen. Avrupa'dan bir kurt sürüsü gelecekmiş, buraya yerleşecekmiş dedim. Nasıl kaçışıyorlar sağa sola. Hatta geyiklerinden birinizin boynuzu kaçarken ağaca saplandı. Hala çıkarmaya uğraşıyorlar. Ay gülmekten karnım ağrıdı. O da ne? İşte bir insan yavrusu. Psst, sen ne geziyorsun buralarda bakayım? Ha? Ben mi? Evet sen. Burada senden başka insan yavrusu mu var? Ne? Ben arkadaş arıyorum. Az önce birkaç arkadaş buldum ama bir şey oldu onlara. Nasıl yani, ne oldu? Hem sen onlara çok yaklaşma çocuk. Onlar korkar senden. Az önce onlara küçük bir oyun yaptım. Yalan söyledim. Senin iyiliğin için tabii, yaklaşma sen onlara. Tamam, yaklaşmam. Seni biraz sevebilir miyim tilki? Tüylerin çok güzel. Nedenmiş ya? Sevemezsin. Hem neden sevecekmişsin ki? Hem tüylerimden sana ne? Lütfen. Az önce arkadaşlarını sevdim. Hepsi çok mutlular. Nasıl yani? Nasıl mutlular? Anlamadım ki. Azıcık sevdim. Çok mutlu oldular. Hepsi yerlere yattı. Sürekli gülüp duruyorlar. Yoksa gerçek mi oldu? Hepsi kartomi mi oldu? Kartomi diye bir şey var mıymış sahiden? Ama onu ben uydurdum. Nasıl olur? Gerçi geçen gazetede de benzer bir şey görmüştüm ama. Hadi azıcık seveyim. Hayır ya, istemiyorum. Bana ne, dokunma bana. Hayır olamaz, yaklaşmayın bana. Sen de ne olur bırakın beni. Dokunmayın bana. Anam. Dokundu. İmdat. Kurtarın beni. Maske. Ay mesafe. Yaklaşma. Ya. Teşekkür ederiz Aşi. Sen olmasan ona güzel bir ders veremezdik. Eğer dersin insanlara dalga geçmeyi bırakır. Tabii, benim peynirim yemeğin de öcünü almış olduk da. Önemli değil arkadaşlar. Biliyor musunuz, ben sizi çok sevdim. Eğer izin verirseniz arada bir gelmek isterim buraya. Olur mu? Tabii ki Aşi. Her zaman bekleriz. Biz de seni sevdik değil mi çocuklar? Evet Aşi, her zaman gel. Elbette. Kalk. O zaman şimdilik hoşça kalın. Güle güle. Güle güle. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah.
Nereye koydun bu kalemi yahu? Sürekli bir şeylerimi kaybediyorum. Heh, çocuklar siz mi geldiniz? Nasıl? Mişmişgilleri beğendiniz mi? Hele o Çurça yok mu Çurça? Bakmayın öyle yaramaz olduğuna. İyi çocuktur. Büyüdükçe öğrenecek. Peki aşıyı nasıl buldunuz? Ben de yeni gördüm onu. İyi birine benziyor. Onu yazacağım. Ama bir türlü kalemi bulamıyorum. Ben her gün defterime gün içinde gördüklerimi yazıyorum. Burası da bunlarla dolu kütüphanem. He, bak şimdi aklıma geldi kalemimi nereye koyduğum. Haydi ben kalemimle bunları yazarken arkadaşlarımız da yavaş yavaş kendi defterlerine bugün yaşadıklarını yazsınlar. Olur mu çocuklar? Tekrar görüşmek üzere. Sağlık, temizlik ve maskeniz sizinle olsun. Güle güle.